Merhaba arkadaşlar, Değirmenci Films ve Zehirli Frekanslar ortak yayınına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda fenomen olmuş, son zamanlarda çokça konuşulan, neyi konuşacağız abi? Karbon ayak izi. Karbon ayak izi. Arkadaşlar, şimdi karbon ayak izi hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse aslında karbon ayak izi dediğimiz uygulama son 150 yıldan itibaren dünyanın sıcaklığı yaklaşık 1 derece arttığından dolayı böyle bir önlem almışlar. Çünkü bilimsel araştırmalara göre, bu işin uzmanlarına göre nereden baksanız 1 derece değil de 2 derece arttığında doğal felaketlerin beklendiği söyleniyor. Bu sebepten dolayı günümüzde, yani milenyum çağına girdiğimiz 2000'li yıllardan itibaren böyle bir uygulama yürürlüğe sokulmak isteniyor ve bu konu hakkında çalışmalar yapılıyor. Ve bu karbon ayak izi muhabbetini uygulayan ülkelerin başında Çin olmak üzere birkaç ülkede de uygulanıyor. Şimdi bu konu hakkında Cihan abiye dönelim. Şimdi Cihan abi, karbon ayak izi hakkında birçok araştırmalar yapıyorsun. Evet. Abi bu konunun aslında adı astarı nedir? Bunu senden dinlemek istiyorum abi. Başta da senin söylediğin gibi dünyanın sıcaklığı son 150 yılda 1 derece artmış. Hı hı. Başta da söylemiştin zaten. Hı hı. Bunun 2 dereceye çıkması durumunda bizi artık doğal felaketler bekliyor. Dolayısıyla gelecekte de insanların doğaya çok fazla zarar verdiğini düşünerekten böyle bir önlem almak istediler. Tabii bu bizim için mi yapılıyor, ne için yapılıyor? Yoksa bir tek dünya devletine mi doğru gidiyoruz? Bakış açısıyla bakarsak aslında o da biraz manidar bence. Dolayısıyla onun dışında dünyada en çok karbon salınımı olan ülkelerden bir tanesi Çin. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri. Tabii bizim ülkemiz burada yaklaşık 25. sırada. Tabii, bayağı bir geride kalıyoruz aslında. Geride kalıyoruz. İstanbul, yani Türkiye olarak geçmiyor bu arada. Tabii. Çünkü karbon emisyon değerine bakılarak bu hesaplanıyor ve tabii burası da İstanbul olduğu için en büyük şehir, metropol bir şehir olduğu için. Tabii. Şu anda en büyük karbon salınımı Türkiye'de İstanbul'da, o da 25. sırada. Şimdi bu karbon ayak izi hakkında abi ben de bir takım araştırmalar yaptım. Hava temizlik parametresi var, evet. Mesela baktığında. Araştırmalarda gördüğüm kadarıyla bahsettiğin gibi zaten ilk başı Çin çekiyor. Evet, çok Çin. Fazla sanayileşme veya işte kömür, evet. Üzerinden enerji üretimiyle alakalı yani. Çok fazla enerji çok, tüketimi var. Tabii, çok fazla o sebepten salınımı. Dolayı karbon salınımı yapılması çok normal olarak karşılanıyor bu konuda. Eyvallah, ama şöyle bir durum var. Bunun arkasında mesela Pakistan. Evet. İnanılmaz derecede havası inanılmaz kirli abi. Evet. Yani bir parametre var abi, o parametreyi başta söyledim. Normal değerler mesela 35 ile 45 arasıyken İstanbul burada 40 ile 45 arası değerler alıyor en pis, evet. Olduğu zamanlarda. Normalde 30-35 arası değişiyor. Aslında biz İstanbullular olaraktan aslında temiz bir havaya sahibiz diğerlerine, evet. Nazaran. Pakistan'da bu oran abi 100'e 120'ye çıkıyor. Çok yani sen toz soluyorsun veyahut işte ne bileyim kükürt azot soluyorsun yani. Kesinlikle oksijene dair bir şey kesinlikle, yok yani bu durumla alakalı. Doğru. Burada şimdi uygulamanın esas prensibi böyle bir niyet olmasına rağmen abi ben şunu fark ettim. Bankanın ismini vermeyeceğim bu arada arkadaşlar. Bir tane banka uygulamasında karbon ayak izi hizmeti, evet. Veriyor. Diyor ki sizin harcamalarınıza bakarak veyahut işte aldığınız veya yediğiniz içtiğiniz şeyleri ölçerek karbon ayak izinizi nasıl indirebilirsiniz? İşte çevreye daha duyarlı nasıl olabilirsiniz diye bir uygulama çıkartmış ve bunu açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim bu durumla alakalı. Bu uygulamayı ben kullanıyorum, bu bankayı ben kullanıyorum. Evet. Ve bu konu hakkında bana zorlama yapmamasına rağmen, çünkü eski bir üyesi olmama rağmen, çünkü son zamanlarda çıktı bu. Başka bir arkadaşım aynı bankayı kullanmak istiyor. Oradaki karbon ayak izi sözleşmesini onaylamadığı takdirde ne banka hesabı açabiliyor, ne uygulamayı indirebiliyor, ne de hesap açabiliyor abi. Yani zaten bu daha şu anda yeni başta. Yani çünkü yeni onaylanan bir yasa. Muhtemelen 2026'da tam olarak %100 devreye girecek. Hı hı. Benim de kullandığım banka şu anda Türkiye'nin çok bilinen bir bankası. İsim vermeyeceğim yine. Artık bunları ilk başta şart koşmuyorlar ama tabii. Daha sonrasında artık mecbur kalacaksınız. Çünkü orada zaten sizi dijital ortamda takip ediyorlar. Harcamalarınızı, işte restoranlarda ne yediniz, ne içtiniz. Hani buradaki her şeyinizi tabii. Burada takip edecekler. Zaten kontrol altına almak istiyorlar. Aslında amaç burada dediğim gibi insanların gerçekten sağlığını mı düşünüyorlar? Her şeyden önce. Tabii. Yani bu insanlık adına yapılmış olan bir şey mi? Doğayı gerçekten korumak adına yapılmış olan bir şey mi? Yoksa ekstra olarak bir vergilendirme sistemi, ekstra bir gelir olarak bunu o şekilde mi değerlendirmek gerekiyor? Bunu tartışmak lazım. Tabii. Her şeyden önce. Tabii. Ya şimdi işin vergi kısmına gelecek olursak, burada Türkiye'nin sosyoekonomik durumuna, ekonomik durumuna gelecek olursak bu işin içinden çıkamayız. Yok, onu çıkamayız. Çıkamayız içinden. İşin içinde o da var açıkçası. Tabii, yani tabii. İşin içinde tam, yani neden vergi alıyorsun? İşte insanları caydırmak amaç aslında. Hı-hı. Yani işte doğayı kirletmeyin. İşte burada yemiş olduğunuz, kullanmış olduğunuz bütün cihazlar, elektronik cihazlar, işte
Burada ben küçük notlar almıştım. İşte atıyorum bir buzdolabı saatte 250 karbon salgılıyor. 250 ne? 250 gram mı? Miligram 250 mı? Gram. Hı-hı. 250 gram. Hı-hı. Bir buzdolabı saatte 250 gram karbon salgılıyor. Dolayısıyla ütü 850 gram, çamaşır makinesi 450 gram, bulaşık makinesi 500 gram, saç kurutma makinesi 800 gram gibi bir takım değerler var. Bunlar aynı şekilde senin yediğin, içtiğin ve kullanmış olduğun elektronik cihazlar, tüm cep telefonu dahil olmak üzere hepsinde geçerli. Dolayısıyla bunlar için artık yurt dışına çıkarken bile buradaki senin puanına bakaraktan artık vize verecekler. Tabii vize verecekler şey vesaire. Senin kendi falan. Ülkende ne kadar sağlıklı yaşıyorsun, doğayı ne kadar kirletiyorsun, buna bakaraktan sana ona göre izin verilecek bu şekilde. Şimdi ona bakarsan bu karbon salınımı hakkında bazı şeyler var, yazarlar var mesela. Bu karbon salınım meselesine bakarsak abi en evet. Başında Twitter'da çok gündem yaratan başlıca isimlerden biri Erkan Türkken. Evet, tanıyorum. Şimdi Erkan abi burada da videoyu izlerse eğer denk gelirsek de selam olsun. Selam olsun abi. Birçok şeyi mesela bahsettiğinde kendisi birçok konuda bazı şeyleri dile getiriyor. Dile getirdiği şeylerde de zamanla haklı çıkıyor. Yani buna evet. Açıkçası birçok yazar da dahil mesela. Örnek veriyorum. Araştırmalarına güvendiğim bir tabii. İnsan kendisi. Zaten birebir sohbette ettik kendisiyle. Hı-hı. Belki ilerleyen zamanlarda kendisini konuk da alabiliriz buraya. Yani uzun zamandır da takip ediyorum ki pandemi döneminde birçok konuyla alakalı biliyorsunuz. Hani çok dile getirmeyeceğim. O konuyla da alakalı insanlara çok destek olmuştu. Ve birçok konuda da haklı çıktı. Haklı çıktı. Haklı çıktı aynen. Birçok konuda da haklı. Haklı çıkması da tabii onu biraz daha popüler yaptı açıkçası. Tabii. Ve özellikle aşı meselesinde. Aşı bak. Meselesinde. Ya o cümleyi kullanmıyorum çünkü çok fazla etkiliyor çünkü videoları. Tabii, ondan dolayı o cümleyi çok kullanmıyorum. Okey. Sana zaten biliyorum. Okay. Evet. Bu şekilde. Böyle abi. Yani daha başka ne anlatacaksın abi? Bilmiyorum ki başka ne anlatacaksın. Ne yazıyor şurada ben bir bakayım ya. Ya yok öyle ben küçük notlar aldım. Yediğimiz sen benim anlatacağım şeyleri gittin anlattın. Ne o doğayı sağladığımız gazların vergisini bize ödetecekler. Şimdi vergilendirme sistemi üzerinden daha çok abi hani... Yaşabiliriz o problem değil yani. Yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz, tozumuz her şeyin vergisini bize fatura diyecekler yani bu kadar basit. Tabii. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Hatta Mehmet Şimşek demişti bak ondan not almıştım. Hı-hı. Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek diyelim onu değil mi? Hı-hı. Aynen Sayın de. Hı-hı. Tamam bir şekilde bağlayacağım. Evet. Abi sence bu karbon salınımı hakkında bizim memleketimizde nasıl faaliyetler yürütülüyor ve yürütülen faaliyetler neler abi? Yani benim açıkçası çok fazla bir fikrim yok arkadaşlar bu konu hakkında. Karbon salınımı hakkında zaten hani bildiklerimi de açıkçası bireysel olarak anlattım ama bu konuda tabii ki araştırmaların illaki var abi. Bizim hükümetimiz, evet. Bizim devletimiz bu konu hakkında nasıl bir çalışma yapıyor? Karbon salınımı hakkında nasıl bir perspektife sahip? Bakanımız biliyorsun Sayın Mehmet Şimşek. Burada zaten bunu karbon ayak izini kesinlikle vergilendirmeyiz demişti. Buradan anlayabiliriz her şeyden önce. Dolayısıyla gelecekte bununla ilgili vergi sistemi hani dediğim gibi insanlık adına mı yapılıyor? Yoksa bir ülkeye ek bir gelir mi? Yoksa doğayı koruma mı? Hani buna ne deriz? Onu yani bilmiyorum. Her ikisi de belki denebilir. Ya abi... Baktığında karbon ayak izi veya işte şimdi herkes zaten bireysel olarak kendisine dikkat etmek zorundadır arkadaşlar. Yani sağlıklı bir birey olmak için iyi beslenmeli, atıyorum mesela belli başlı etik ve kanuni kurallara uyarak iyi bir vatandaş olunabilir. Karbon ayak izi bunu hedefliyor gibi görünse de açıkçası ben şunu düşünüyorum. Tamamıyla dijitalleşen bir dönemde herkesi takip altına almak tek istiyorlar. Tek dünya yani. Devleti diyelim ya, ama biz biraz tek dünya devleti de denilebilir. Yani tanrı kompleksi de denilebilir aslında evet. Baktığında. Yani milletin yediğini içtiğine kadar bilmek yani bence çok psikopatça bir şey abi. Yani dün ne yedin? Abi açıkçası bana ne? Anladın yani, mı? Afiyet olsun yani. Yani ondan dolayı hani yani vergilendirme sistemini neyse onu anlatmayayım. Oraya geçmeyeyim. Hep vergi diyoruz. Vergi diyoruz aynen. Her zaman maliye çökecek tepemize. Kısacası bize alışkanlıklarımızdan vazgeçmemizi hatta alışkanlıklarımızı değiştirmemizi istiyorlar bu konuda. Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Dijitalleşen dünyada insanları kontrol altına almak için yapılmış olan bir sistem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya Can abi baktığımızda evet. Şimdi dijitalleşen dünya diyoruz. Evet, doğru mu? Doğru. Ya onun haricinde geçtiğimiz son 150-200 yıla nazaran inanılmaz derece sanayimiz, teknolojimiz, dijitalleşme durumları falan çok fazla inanılmaz arttı. Derece zaten insanlık medeniyeti gelişmiş durumda. Son evet. 100 yılın, 200 yılın sıçramasını yaptı abi. Evet. Yani bundan mesela 1800'lerden önceki yıllara baktığında komple insanların nasıl söyleyeyim daha doğal, daha böyle doğayla iç içe yaşadığı durumlar oluyor. Mesela şehirler evet. Dahi baktığınızda işte taştan, kerpiçten falan yapılıyordu. Şimdi burada esas mesele şu abi baktığında. Yani son sanayi devrimine baktığında, sanayi devriminde devamlı yenilenebilir enerjiler kullanmak yerine
kömür bazlı veyahut işte elektrik bazlı enerjiler kullanıyordu. Oradaki yaşayan evet. insanlar insan değil miydi? Yani oradaki insanlar havayı kirletiyordu da şimdi mi problem oldu yani bizim atıyorum mesela bir şeyleri kirletmemiz? Zaten insan bireysel olarak kendisine iyi bakarsa, iyi bir şekilde hayatını düzgün bir vatandaş olarak geçirirse haliyle baktığında şey olur abi yani hani karbon salınımına veyahut işte karbon ayak izi muhabbetine de herhangi bir şeyde ihtiyaç olacağını düşünmüyorum abi. Abi top sende. Arkadaşlar bu da programımızın sonuna gelmek üzere. Programımızın kapanışını yapalım dostlar. Abi söz sende. Vallahi ben açıkçası doğaya saldığımız tüm gazların vergisini bize ödetecekler. Yani net olarak bunu söyleyebilirim. Devamlı finalde. Vergi üstüne vergi vergi vergi. Her şeyi vergi ödüyoruz zaten. Her şeyi vergi ödüyoruz. Tabii. Artık bir tek şey kaldı yani. Aldığımız nefese vergi ödemiyoruz şu anda. Aynen. Yani yakında o da gelirse şaşırma. Tabii. Ondan dolayı dediğim gibi ben yine çok masum olduğunu düşünmüyorum. Tamam doğayı koruyalım, doğamızı zaten tabii. sevelim. Tabii ki. Hayvanları sevelim. Yani bunu zaten istiyoruz. Ama bu sistem yine tek dünya devleti sistemine dayanıyor. Küresel sistem yine. Yine çok şaşırmadık. Evet yıllar önce duymuştuk bu olayı. Böyle bir olay gelir mi? Ülkemizde de olabilir mi? Falan. Tabii ki. Yani yıllar önce zaten bu tarz konuşmalar yapılıyordu ama o zaman tabii insanlara bir topik geliyordu. Çok doğru tabii. bulmuyordu insanlar belki de veya olmayacağını düşünüyorlardı. Ama artık işte bu pandemi döneminden sonra biliyorsun bu tarz şeyler de çok hızlandı artık. Tabii. Olaylar böyle arka arkaya gelmeye başladı. Aynen son geçtiğimiz 4 sene içerisinde açıkçası biz Türkiye olarak dahi yaşamadığımız mevzu kalmadı yani. Mevzu yani üstüne evet. mevzu yaşadık yani. Yani tabii. gitgide de hızlanacak ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu karbon salınımı olayı da geldi artık. Netleştikten sonra tamamen puanlama sistemiyle aslında insanlar hareket edecek. Ona göre de yaşantılarını kontrol altına alacaklar. Biz burada almayanlar da zaten dediğim gibi hayatları da zorlaşacak belki onun için. Ben bu şekilde düşünüyorum. Eyvallah abi. Yani burada Yusuf Güney'in dediği bir şey var abi bu durumlara istinaden. Evet. Yusuf Güney'e de sosyal medyada falan bayağı bir dalga geçiyorlar da. Ya bu gidişte Yusuf Güney'in dediği gibi 2030'da herhalde küçük bir kıyamet yaşayacağız gibi evet, duruyor. Yani son 4 senede yaşadığımıza nazaran. Kendisi de arkadaşım olur zaten. Hani buraya da geldi sohbet Hı-hı. ettik. Yani yapma fırsatımız da olmadı. İnşallah bir gün İnşallah olacak. Buradan Yusuf selam Güney, olsun kendisine. Sizi bekliyoruz efendim. Bekliyoruz. Kendisiyle de en kısa zamanda inşallah bir program yapacağız. Mutlaka bu şekilde. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bir yayınımızın daha sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz gibi bizleri takip etmeyi unutmayın. Aşağıdaki beğen butonuna basıp yorum yazmayı da unutmayalım arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayalım. Ve yine de bu ufak bir hatırlatma yapmaya fayda var. Biz bunları niye istiyoruz? Çünkü bunlar bize, siz değerli izleyicilerimiz bize nasıl ulaşıyorsanız sizin gibi bu konuya meraklı insanların da bize ulaşmasını biz temenni ediyoruz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.